bayram telaşı işte. Yaşım biraz geçmiş olsa da atanmış, başka şehre taşınmış ve orada yeni bir hayat kurmuştum. Ailemden ilk defa bu kadar uzak kalmıştım. O mis gibi köy havası, sabahları öten horozlar, dışarıda koşturan çocuklar, köy kahvesinde geceleyen amcalar, hepsi gözümde tütüyor. En çok da annemin yemekleri. Güzel bir sürpriz yapacaktım onlara. İş yerinden izin alamadığımı söyledim. Telefonda bunu söyleyince annemin morali biraz bozuldu ama belli etmemeye çalıştı. Bir gün bile mi gelemezsin oğlum dedi. Yok anne, yıllık iznim yok. Seneye bayramda inşallah dedim. O güzel sesiyle hayırlısı olsun oğlum. Canın sağ olsun yeter dedi. Ellerinden öperim anacığım diyerek telefonu kapattım ve valizlerimi arabaya yerleştirdim. Ya Allah diyerek marşa bastım ve yola çıktım. Ben İstanbul'da oturuyorum. Burada kamuda memurum. Köyümüz de Osmaniye'de. Yolum bayağı uzun yani. Petrolde durup biraz alışveriş yaptım. Yakıtımı doldurup en sevdiğim müziği koyarak yola çıktım. 3-4 saat hiç mola vermeden gittim. Yolda çok kalabalık değildi. O an gözüm dalmış. Direksiyonun başında uykuya dalacakken büyük bir tır kornasıyla irkilerek kendime geldim. Az kalsın karşı şeride geçip tırla kafa kafaya giriyormuşum. Şükür ki uyandım ve arabayı toparladım. Tabii korkudan ve heyecandan bacaklarımın titremesi geçmedi. Bilirsiniz böyle bir durumda bacaklarınızı kontrol edemezsiniz. Sağa çektim. Biraz kendime gelmek için çıkıp sigara yaktım. Soğuk kahvemi yudumlarken birisinin yavaş adımlarla bana doğru yaklaştığını gördüm. Biraz tedirgin oldum açıkçası. Çünkü değişik bir giyim tarzı vardı adamın. Büyük bir fötr şapkası, elinde büyük taşlı bir tespih, yırtık bir ceket ve geniş bir şalvarı vardı. Bu güneşin altında ne iş var acaba diye düşünürken yanıma kadar geldi, selam verdi. Biraz hal hatır muhabbetinden sonra biraz ilerideki köyde oturuyorum. Ben de bayram tatili için yola çıktım. Fakat arabam bozuldu. Beni köye bırakır mısın dedi. İşkillendim. Adamın hiç güven verici bir tipi ve konuşması yoktu. Yine de kıramayıp tabii abi bırakayım dedim. Sigaramdan son dumanı çekip arabaya geçtik. Adam yol boyunca hiç konuşmadı. Sadece gideceğimiz yeri tarif etti. Abi senin araç nerede bozuldu diye sordum. Bozuldu işte, ne önemi var ki dedi. Şeytan diyor, aç kapıyı, vur tekmeyi, yuvarlansın gitsin. İçimden estağfurullah çekerek sesimi çıkarmadan devam ettim. Zaten bırakıp geri dönecektim. O yüzden çok üstünde durmadım. Sonra çok dar bir yoldan içeri girdik. Bir orman yolunun içinde gidiyorduk. Yoldan çok az araba geçtiği belliydi. Çok kötü, dar ve çukurluydu. Nerede abi sizin köy, daha çok var mı diye sordum. Yok yok, az kaldı, hemen ileride dedi. Biraz gidince ağaçların arasına gizlenmiş eski bir evin önünde durduk. Adam arabadan indi. O sırada arabanın sesini duyunca iki tane kız çocuğu evden çıkıp koşarak babalarına sarıldılar. Onlar orada hasret giderirken ben de annemle ve babamla sarılacağım anı düşünüyordum. Sonra bir kadın çıktı. Yine o adam gibi eski püskü giyinmiş, başına siyah bir eşarp takmış değişik bir kadındı. Geldi ve adamın elini öptü. Sanki yanında esas duruşta bekliyordu. Misafirimiz mi var bey dedi. Adam bana dönüp evet sağ olsun beni buraya kadar getirdi dedi. Karısına ve çocuklarına merhaba ettikten sonra abi bana müsaade, yolum uzun dedim. İlk başta göndermek istemedi. Bari birer bardak çay içelim sonra gidersin dedi. Kıramayıp kabul ettim. Annesi ve babasına rağmen çocukları çok güzel ve bakımlılardı. Evleri de harabeden hallice bir haldeydi. Eski tarz koltuklar, yer sofrası niyetine koyulmuş yuvarlak bir masa, her iki köşede asılı duran gaz lambaları ve pastan ve kirden görünmez hale gelmiş tezgah ve ocakları. Üzüldüm onların bu haline. Mutfakla salon birleşikti. Bir de yan oda vardı. Koltuklara oturduk. Garip bir muhabbet başladı. Kadın da elinde ne varsa ikram edince kalkasım gelmedi. Hava kararmaya başlayınca gitmek için ayaklandım. O sırada kadın gaz lambalarını yaktı. Evin elektriği de yoktu. Biraz para bıraksam ayıp olur mu diye düşündüm. Sonra çıkarıp kızlarına harçlık niyetine biraz para verdim. Evden çıkınca adam bana yolu tarif etmeye çalıştı. Zaten tek bir yoldan gelmiştik.
Bulurum abi, hadi Allah'a emanet dedim ve arabaya bindim. Dönüp manevra yapacak kadar geniş değildi yol. Bir araba zor sığıyordu. İleride geniş bir yer var, oradan dönersin dedi. Dediği gibi aynı yoldan devam ettim. Ortalık zifiri karanlık olduğu için uzunları da yaktım. İleride kalabalık bir koyun sürüsü gördüm. Yolun içinde durup öylece bekliyorlardı. 5 dakika kadar bekledim ama çobanı göremedim. Görsem yolu açmasını isteyecektim. Ama bir türlü gelmedi. Kornaya falan bastım, duyar da gelir diye. Ama nafile. Arabadan inip koyunları dağıtmaya çalıştım. Böyle kilitlenmiş gibi yerlerinden 1 santim bile hareket ettiremedim. Kimse yok mu diye bağırdım. Bir adam yaklaştı yanıma. Elindeki el fenerini gözüme tutuyordu. İndir abi şunu, kör edeceksin beni dedim. Ne işin var senin burada dedi. Az gerideki eve bir adamı bıraktım. İleriden arabayı döndürüp geri ana yola çıkacağım, müsaaden varsa dedim. Adam bir süre sabit bir şekilde baktıktan sonra elindeki uzun değnekle hayvanları yoldan çekti. Çok gezme buralarda, kaybolursun dedi. Bugün de nerede sakat var beni buluyor arkadaş diye söylenerek arabama geçtim. Yalnız git dönecek yere ulaşamadım. Gerçekten de ileride bir köy varmış. Merak ettim nasıl bir yer diye. Köye girerken sağda ve solda bekleyen uzun boylu adamları gördüm. Yanlarından geçerken sertçe arabama vurdu bir tanesi. Sinirle inip adamın üzerine yürüyecekken, buradan böyle istediğin gibi geçemezsin. Şu an köyün çok önemli bir kişisinin düğünü oluyor. Eğer davetliysen girebilirsin dedi. İstemiyorum abi düğün falan, dönüp gidiyorum dedim. Adam diğer adamla bakışıp biraz gülüştü. Sonra tekrar bana döndü. O güler yüzü birden asık ve sinirli bir surata dönüştü. Gidemezsin, artık buraya geldin. Ancak biz istersek gidebilirsin dedi. Hiç cevap vermeden arabama bindim ve dönüp ana yola doğru sürmeye başladım. Bir yandan da aynadan arkaya bakıyordum. İkisi de sinirli gözlerle bana bakıyorlardı. Müziği açtım. Bir gülme sesi geldi. Nereye geldim ben böyle dedim içimden. O sırada yaklaşık yarım saat o yoldan gittim. Ama hala ana yola çıkamadım. Toplasan 10 dakikalık yol gelmiştim. Bir süre sonra yol bitti ve kendimi bir mezarlığın önünde buldum. Müziği kapattım. Allah Allah, nasıl olur bu diye düşünürken bir mezarın yanında birilerini gördüm. Arabadan indim. Aynı böyle korku filmlerindeki gibi etrafta hafif bir sis vardı. Ağır esen rüzgardan dolayı ağaçların dalları sallanıyordu. Kasvetli bir ortamdaydım ve önümde kocaman bir mezarlık vardı. Yavaş yavaş o mezarlığa doğru yürümeye başladım. Arkaları bana dönük 3 kişi vardı. 2 tanesi ağlıyor, diğeri toprağın üstündeki bir şeyleri ağzına alıp biraz beklettikten sonra parmağıyla kendini aynı mezarın üstüne kusturuyordu. Bunu birkaç kez yaptıktan sonra hemen arkamda bir ses duydum. Birisi kulağıma fısıldamıştı sanki. Korkuyla arkamı döndüm ama kimseyi göremedim. Aynı ses bu sefer önümden gelince önüme döner dönmez böyle tek kaşlı, alnı da dahil olmak üzere 3 tane gözü olan, deliksiz burnu, derisine yapışmış ve 1 metre kadar aşağı sünen kulak memesi olan insan domuz karışımı birisiyle karşı karşıya geldim. İyice dibime kadar girip bağırarak bir şeyler söyledi. Korkudan kendimi arkaya atınca ayağım bir taşa takıldı ve yere düştüm. Başım kanıyordu. O kişi yere eğildi. Elindekileri bana gösterdi. Bir çift göz vardı. İnsan gözü olmadığı belliydi. Hayvan gözüydü. O gözleri tıpkı mezarın başında yaptığı gibi ağzına aldı. Biraz bekledikten sonra salya ile karışmış kıllı parmağını ağzına götürdü. Parmağını damağında gezdirirken 2 gözüyle bana bakıyordu. Alnındaki gözü de yukarı doğru bakıyordu. O an çok büyük bir çığlık attım ve birden uyandım. Arabanın içindeydim. Başım direksiyondaydı. Uyuyakalmıştım. Kafamı kaldırıp ileriye bakınca hala o mezarlığın önünde olduğumu anladım. Arabanın içinde iğrenç bir koku vardı. Hemen sağ koltuğa baktım. Baktım ki o istifra pisliği koltuğu kaplamış. Kokuya daha fazla dayanamadığım için hemen arabadan inip ben de kustum. Bir ağaca yaslanıp kendime gelmeye çalışırken birden küçük çocukların sesini duydum. Bu çocuklar o adamın çocuklarıydı. Mezarlığın içinde yine o mezarın etrafında kol kola girmişler, anlamadığım dilde bir şarkı veya tekerleme söyleyerek dönüyorlardı.
Arada sırada bana doğru bakıp gülüşüyorlar, sonra geri oyunlarına devam ediyorlardı. Hiç umursamadım. Arabayı nasıl temizleyeceğim diye düşünürken büyük bir bağırtı sesi ormanın içinde yankılandı. Çocuklar "Babam geliyor, kaçalım!" diye bağırdı ve bana doğru koşmaya başladılar. O sırada adam koşarak yanımıza geldi. "Ne geziyorsunuz siz burada? Ben demedim mi size bu saatte oyun oynanmaz?" diye dedi ve kulaklarından çekti. Sonra bana dönüp "Sen ne yapıyorsun burada? Yoksa sen mi getirdin kızlarımı buraya?" dedi. Donup kaldım. Adamın bana inanmama ihtimali yüksekti. Sonuç olarak gecenin bu saatinde beni onlarla birlikte bu ıssız mezarlıkta bulmuştu. "Yok abi, ben geldiğimde onlar buradaydı." dedim. "Sen ne geziyorsun o zaman burada?" dedi. Durumu anlattım. Köyün girişinde yaşadıklarımdan sonra aynı yoldan geri döndüğümü ve anlamsız bir şekilde kaybolup kendimi burada bulduğumu söyledim. Adam "Bin arabaya, bugün bizde kal, yarın ben sana güzelce tarif ederim." dedi. Korkumdan yapacak başka bir şeyim yoktu. Arabaya bindim. O kusmuğun açıklamasında nasıl yaparım diye düşünürken arabadaki pis kokunun gittiğini, koltuğunda tertemiz olduğunu gördüm. Nasıl oluyor, neler oluyor anlayamıyordum ama işler benim lehime ilerlediği için sesimi çıkarmıyordum. O değil de nasıl olduysa aynı yoldan geri döndük ve adamın evinin önüne çıktık. Eve girdiğimizde karısı uyumuştu. Adamla salona girdik. Bana yer yatağı açtı. Sonra gaz lambasını yakıp yanıma oturdu. Etrafa göz gezdirdim biraz. Kapının eşiğinde yerde kızlara verdiğim paraları gördüm. Paramparça olmuşlardı. "Niye yırttılar abi paraları?" dedim. "Onların aklı paraya yetmez. Sen boş ver. Şimdi seni köyün girişinde iki kişi karşıladı, doğru mu?" dedi. "Evet abi, değişik tipli iki insandı. Biraz tedirgin ettiler beni. Önemli birisinin düğünü varmış." dedim. "Anladım, sen şimdi yat, sabah konuşuruz." dedi ve odadan çıkıp kapıyı kapattı. Telefonumu aldım fakat çekmiyordu. Işığını açıp etrafa baktım. Duvarlarda asılı resimler vardı fakat hepsinin arkasını çevirmişlerdi. Tahta kısımları gözüküyordu sadece. Yavaşça ayağa kalktım. Işıkla birlikte tabloları incelerken arkalarında tarihlerin yazdığını gördüm. "Ne ki acaba bunlar?" deyip bir tanesini kendime çevirince evinde kaldığım ailenin fotoğrafının olduğunu gördüm. Üfleyip tozunu temizledim. İncelemeye başladım. Eski ve yıpranmıştı. Böyle aile fotoğrafı ama arka planında bir şelale vardı. Yalnız şelalede su yerine ateş akıyordu. Hepsinin gözleri ayrık, önlerinde de başına çuval geçirilmiş birisi vardı. "Allah Allah, bu nasıl aile fotoğrafı?" diye bakarken yine arkamdan bir fısıltı sesi geldi. Bismillah diyerek tabloyu geri ters çevirdim ve yatağıma geçtim. O fısıltı sesi hiç gitmedi kulağımın dibinden. Evin tahta zemininden gelen çıtırtıları duyuyordum. Evin içinde birileri geziyordu. Tuvalete falan kalktılar galiba diye düşünüp kendimi teselli ettim. İçimden bildiğim duaları okuyarak arkamı döndüm ve gözlerimi kapattım. Yaşadıklarımı düşünürken uyuyakalmışım. Birden büyük bir gürültüyle yatağımdan zıpladım. Adam telaşla "Bizi de davet ediyorlar, gitmemiz gerek." dedi ve beni sertçe kaldırıp evden çıkardı. Ben uyku sersemi olduğum için ne olduğunu anlayamıyordum. Tam orman yoluna girecekken adam birden durdu ve "Beni burada bekle" diyerek geri eve girdi. Geri çıktığında üstünde geniş siyah bir ceket vardı. Aynı ceketten bir tane de bana getirmişti. "Al giy bunu, yoksa bilemezler bizi" dedi. Çok pis kokuyordu ama yine de giydim. O sırada tuvaletim geldi. "Abi tuvalete gitmem gerekiyor" dedim. "Bizim evde tuvalet yok. Gir ormanın içine yap. Acele et ama" dedi. Tuvaletsiz ev mi olur diye söylenerek bir ağacın dibine yaptım ve adamın yanına geri geldim. Hala üstünde telaş ve aceleci bir hal vardı. Hızlı adımlarla o yoldan yürüdük. Önümü gram görmüyordum. Tek bir ışık kaynağı yoktu. Ay ışığı bile vurmuyordu. Ama adam o karanlıkta sanki önünü görürcesine emin adımlarla yürüyordu. Birlikte köyün girişine kadar geldik. Girişte bekleyen adamlar beni görünce yine o dik bakışlarını üstüme çevirdiler. "Sen burada bekle, çağırdığım zaman da sakın onlarla konuşma" dedi ve o adamların yanına gitti. Parmağıyla beni göstererek bir şeyler söyledikten sonra ceketinin cebinden peçeteye sarılmış bir şey çıkartarak bir tanesine verdi. Sonra eliyle beni çağırdı. Yavaş adımlarla yanlarına gittim.
Adamın tembihlediği gibi hiç konuşmadım. Ver onlara dedi. Gözlerimle neyi vereceğim bakışı attım. Cebinde dedi. Elimi ceketin cebine atınca yumuşak bir şey geldi elime. Aynı şekilde peçeteye sarılmıştı. İğrenerek elimi aldım ve diğerine verdim. Sonra o bakışların altında hızla yanlarından geçip köye girdik. Evlerin hepsi yıkılmıştı. Sadece birkaçının duvarı kalmıştı. Köyün camisinin minaresi tersti. Bazı kısımları da yanmıştı. Sonra büyük bir kalabalığın yanına geldik. Yani ilahi gibi bir şey çalıyordu ama tam ilahi değildi. Daha değişik bir ritmi vardı. Kalabalıktaki insanlar aynı girişte bekleyenler gibiydi. Hepsinin tipi ve giyinişi aynıydı. Yavaşça kalabalığın içinden geçtik. Meraklı bakışlar altındaydım. En öne gelince ortada bir çember, onun ortasında da bir üçgen vardı. Üçgenin her bir köşesine kedi ve köpek ayakları, tavşan kulakları konulmuştu. Çemberin dört tarafında da kemikler dikilmişti. Adama dönüp gitmek istiyorum dedim. Gidemezsin dedi. Tıpkı o kalabalıktakiler gibi hareket ediyordu. Sonra o kemikler kendiliğinden yanmaya başladı. Kalabalığın arasından sıyrılan üç kişi üçgenin köşesine geçti. Sonra çemberin ortasına başka birisi geçti. O diğerlerinden biraz farklıydı. Boyu biraz daha uzundu. Elinde de kalın bir kitap vardı. Kitabı önce yere fırlattı. Ayaklarıyla iyice ezerek bazı sayfalarını yerde yırttı. O hareketleri yaparken kalabalıktan bir uğultu yükseldi. Sevinç hareketleri yapıyorlardı sanki. Sonra kitabı tekrar aldı. O an uğultu sesleri kesildi. Herkes pür dikkat adamı beklemeye başladı. Adam kitabın kapağını ters çevirdi ve kitabı tersten açarak okumaya başladı. Adam Kur'an-ı Kerim okuyordu ama tersinden okuyordu. Biraz okuduktan sonra üçgenin köşesindeki adamlar aynı anda ezan okumaya başladılar. Okuyorlardı ama onlar da tersten okumaya başlamışlardı. Okumaları bitince adam kitabı eliyle dört parçaya ayırdı ve yanan kemiklerin üstüne attı. Kitabın parçaları yanarken uğultular ve çığlıklar daha da yükseldi. Aniden soluma döndüm çünkü bir ses yankı yapıyordu. Kalabalıktan bazıları camiyi taşlıyorlardı ve bundan büyük zevk alıyorlardı. İçimden Bismillahirrahmanirrahim dedim. Dediğim anda tüm sesler aniden kesildi. Sadece ateşin çıkardığı ses duyuluyordu. Adam bana dönüp tedirgin gözleriyle "Bunu neden yaptın?" dedi. Birkaç saniye yere baktıktan sonra kalabalık üstüme atladı. Taşlarla, sopalarla her yerime vurdular. Vururken de anlamsız şeyler haykırıyorlardı. Aralarından sıyrılamıyordum. Beni linç edip öldüreceklerdi. Yavaş yavaş bilincimi kaybediyordum. Artık acı çekmiyor, sadece ölmemek için dua ediyordum. Ben dua ettikçe aldığım darbeler sertleşiyordu. Yavaşça gözlerimi kapattığımı hatırlıyorum. Annemlerin köyündeki evlerinin önündeydim. Benim geldiğimi gören annem sevinçle kapıyı açtı ve boynuma sarıldı. İyice hasret giderdikten sonra ceketin güzelmiş oğlum diyerek üstümdeki ceketi gösterdi. Ne getirdin bana, ver bakayım dedi. Donup kalmıştım. Annem yavaşça elini ceketin cebine sokup o peçeteye sarılı şeyi çıkardı. Yavaşça peçeteyi açınca o mezarlığın içinde adamın yediği hayvan gözlerinin peçeteye sarılı olduğunu gördüm. Annem yavaşça ağzını atıp çiğnedi. Sonra aniden yüzünün şekli değişti ve o mezarlıkta gördüğüm kişinin suretine büründü. Alnından bir göz daha çıktı. Kulakları uzadı. Burnu büyüdü ve delikleri kapandı. Gülümseyerek parmağını ağzına soktu. Anne yapma, anne lütfen yapma diye yalvarırken aniden gözlerimi açtım. Nefes nefese kalmıştım. Köyde o ayinin yapıldığı yerdeydim. Elimle vücudumu yokladım hala tek parça mıyım diye. Ellerim kan içinde kalmıştı. Her yerim ağrıyordu. Etrafıma baktım. O çember ve üçgen duruyordu. Yanan kemikler sönmüş, caminin minaresi bu sefer yıkılmıştı. Yavaşça doğrulup köyün çıkışına doğru yürüdüm. Her 10 adımda bir yere oturup dinleniyordum. Çünkü ölüden farkım kalmamıştı. Dua okumaya bile korkuyordum aynı şeyler başıma gelir diye. Zor da olsa köyden çıktım. Girişte bekleyen o adamlar da yoktu. Biraz yürüdükten sonra kendimi o mezarlığın önünde buldum. Yer ve zaman kavramı kaybolmuştu benim için.
Şaşıramıyordum artık hiçbir şeye. Yine o çocukların sesini duydum. Bu sefer adam ve karısı da oradaydı. Adam 4 tane mezar kazıyordu yan yana. Çocuklar da kol kola girmiş o mezarların etrafında dönüyordu. Adam son mezarı da kazdıktan sonra ilkine karısını soktu. Sonra çocuklarını indirdi. Sorgusuz sualsiz girdiler mezarın içine. Sonra diri diri gömdü çocuklarıyla karısını. Hiç ses çıkarmadılar. Mezarlarının üstüne de cebindeki peçeteden çıkardığı hayvan gözlerini gömdü. En son mezara kendisi girdi. Toprak saniyesinde kendiliğinden mezarın içine doldu. Ağlamak istiyordum. Bir aile kendine neden bunu yapar diye merak ediyordum. Sonra en sevdiğim müziğin melodisi geldi kulaklarıma. Çok az geliyordu fakat sonradan çoğaldı. Arabaların ve akan trafiğin sesini duyuyordum. Aniden büyük bir korna sesi geldi ve direksiyonda kendime geldim. Ani bir manevrayla karşı şeride geçip tırla kafa kafaya girmekten kurtuldum. Titreyen dizlerimle sağa çekip beklemeye başladım. Bu sefer arabadan inmedim. Allah'ım ne oldu? Allah'ım ben ne yaşadım diye direksiyona yumruklar atıyor, bir yandan da sinirden ve korkudan ağlıyordum. Bir sigara yaktım. Sonra gördüğüm şey karşısında donup kaldım. O adamı görmüştüm. Yine bana doğru geliyordu. Büyük fötr şapkası, büyük taşlı tesbihi, geniş şalvarı ve eskimiş yırtık ceketi. Yanıma kadar gelmesine müsaade etmeden arabayı çalıştırdım ve adamın yanından geçip gittim. Hiç bakmadım bile suratına. Sadece sürmeye devam ettim. O orman yoluna giren virajın yanından geçerken o iki küçük kızı ve adamın karısını gördüm. Üstlerinde kefen vardı ve kefenleri kanlıydı. Kızların da gözleri siyah bir şeyle örtülmüştü. Zor da olsa yolu bitirdim ve köyümüze ulaştım. Buruk bir sevinçle aileme bir şey belli etmeden sarılıp hasret giderdim. Arabadan valizimi indirirken annem de yardım etti. Ben valizi kapının önüne koyarken arkamdan annem seslendi. ''Oğlum bu ceketi yeni mi aldın? Biraz kirli duruyor. Bunu da alıyorum, yıkarım şimdi hemen.'' dedi. Gözlerim ayrıldı. Elim ayağım boşaldı. Koşarak annemin yanına gittim. Adamın bana giydirdiği ceketti. Besmele çekerek elimi cebine attım. Peçetenin içindeki yumuşak şeyi hissedince ceketi alıp çöp konteynerinin yanına attım ve yaktım. Annem meraklı gözlerle beni izliyordu. Çok merak etti ama birkaç yalan söyleyip konuyu kapattım. Ne yaptığım tatilden bir şey anladım ne de bayramı ailemin yanında geçirmemden. Güzelim Osmaniye'mden bile bir şey anlamadım. Geri eve dönerken o yolu kullanmadım. Yaktıktan sonra o ceketi bir daha görmedim. Şimdilik bir problem yok. Sadece bazen geceleri uyurken rüyamda kendimi o köyde buluyorum. O kız çocuklarını diri diri gömüyorum. Sert bir kürekle mezarlarına toprak atıyorum. Gözleri kapalı, üstlerinde kanlı bir kefenle çaresizce ölmeyi bekliyorlar. Ben gömerken arkamda büyük bir kalabalık oluyor her seferinde. Kulağıma bir şeyler fısıldıyorlar. Babaları da kendi mezarını kazıyor. Babalarının mezarına geldiğimde uyanıyorum ve her gece aynı rüyaları görüyorum. Her şeyi tekrardan yaşıyorum ve sabah uyandığım zaman üstümden araba geçmiş gibi her yerim ağrıyarak kalkıyorum. Bazen o çocuklar geliyor gözümün önüne. O kısacık uykuda direksiyonun başında nasıl gördüm bu rüyayı diye düşünüyorum. Rüya mıydı bilmiyorum. Çözemedim. Psikoloğuma birkaç kere anlattım bu durumu. Hala bir sonuca varmış değiliz. Beni bir hocaya falan göstermek istiyor. Ama daha önce çok kez duydum. Sahtekar onların çoğu. Yani hocalar çözecekse neden psikologlar var ki? Tamam dinimi seviyorum. Bu olayda olduğu gibi dualara sığınıyorum. Ama neden o köyde tek bir besmele çektiğim için bu kadar azap yaşattılar bana? Yani neden orada kurtulamadım? Veya her gece yatmadan önce dua ediyorum, namaz kılıyorum. Ama neden hala aynı rüyaları görmeye devam ediyorum? Şirk koşmuyorum, yanlış anlamayın, sadece sorguluyorum. Hayatım boyunca dinime saygı duydum. Gerekçelerini yerine getirdim ama kişiliğim gereği her şeyde olduğu gibi dinleri de sorguladım. Hadi rüya diyelim, tamam rüya olma ihtimali yüksek ama uyandıktan sonra yine o adamı görmem, çocuklarını ve karısını görmem, arabadaki o ceketi ve içindeki peçeteyi bulmam, bunlar tesadüf olamaz. Belki de hala aynı rüyadayımdır ve uyanmam için karşı şehirde geçip
O tırla kafa kafaya çarpışmam gerekiyordur.